Merhaba. Bu videoda iz düşüm vektörlerinden bahsedeceğim. Şimdi iz düşüm vektörü dediğimiz şey, iki tane vektörümüz olduğunu düşünün. A vektörü ve B vektörü. Aralarında bir tetalık bir açı olsun. Şimdi iz düşüm vektörü dediğimiz şey de bizden A'nın mesela neyi bulalım? A'nın büyük harfle A'nın B üzerindeki iz düşüm vektörü. Bizden bu istensin. Yani biz A'nın B üzerindeki iz düşüm vektörünü bulmak istediğimizi düşünün. Şunu şu şekilde de gösterebiliyoruz. Projection V üssü, pardon, projection A üssü B üssü A. Yani bakın A'nın B üzerindeki iz düşüm vektörünü bulmak istiyoruz. Şimdi bunu bulmak için şöyle bir yaklaşımda bulunalım. Şimdi bizim bulmak istediğimiz tam olarak vektör şu vektör değil midir? Hangi renkte çizeyim? Şu renkte çizeyim. Bizim bulmak istediğimiz şey başlangıcı şu olan iz B üzerindeki şu vektörü bulmak istiyoruz, değil mi? Evet, bizim istediğimiz şu vektör. Şimdi bu vektörü nasıl bulabiliriz? İlk önce şu uzunluğu nasıl buluruz? Onu söyleyeyim. Sorayım daha doğrusu. Şu uzunluğu bulmak kolay. A'nın uzunluğu çarpı kosinüs. A'nın uzunluğu şu hipotenüs olarak düşünün, şu kırmızı uzunluğu. A vektörünün uzunluğu da kosinüs teta açısını çarparsak, yani kosinüs teta açısı değil, kosinüs tetayı çarparsak, kosinüs tetayı çarparsak biz şu uzunluğu buluruz, değil mi? Öyleyse bu uzunluk nedir? A vektörünün uzunluğu çarpı aradaki açının kosinüsü. Kosinüs teta. Şimdi tabi bu bir vektör değil, değil mi? Bu sadece bir uzunluk. Yani şu an biz sadece bir uzunluk bulduk. Çünkü vektör olabilmesi için iki niceliğimiz lazımdı. Bizim için vektörlerde iki şartımız lazımdı. Birincisi doğrultu. İkincisi büyüklük. Şu an ben A'nın uzunluğu çarpı kosinüs teta yaptığımda neyi bulmuş oldum? Büyüklüğü bulmuş oldum, değil mi? Yani biz sadece şu an şu iz düşüm vektörünün büyüklüğünü biliyoruz. Ancak doğrultusunu bilmiyoruz. Doğrultusunu bulmamız lazım. Buna bir doğrultu vermemiz lazım. Doğrultuyu nasıl verebiliriz? Bakın, bu doğrultu aynı zamanda B vektörünün doğrultusunda değil midir? Yani bizim bulmamız gereken şey şuradaki. Bakın şuradaki eğer biz baz vektörünü şuradaki biz birim uzunlukta olan baz vektörünü bulursak ve biz bu baz vektörünü şu birim uzunluktaki vektörle şu mesafeyi çarparsak ki o da A'nın uzunluğu çarpı kosinüs teta dediğimiz uzunluk. Bu uzunluğu çarparsak bize tam olarak şu istediğimiz şu vektörü verecek, değil mi? Tam olarak biz şu tam olarak şu yeşille çizdiğim vektörü bulmuş olacağız. Yani iz düşüm vektörünü elde etmiş olacağız. Öyleyse şu en başta az önce söylediğim baz vektörü dediğim şu uzunluğu nasıl bulabilirim? Yani şu birim uzunluktaki B yönündeki vektör. Gayet basit. B vektörünün uzunluğu. Bakın B vektörü. Affedersiniz. B vektörü. B vektörü düşünün. Şu vektör bizim B vektörümüz. Şu siyahla çizdiğim. Şu uzun vektör. Eğer ben bunu kendi uzunluğuna bölersem neyi bulmuş olurum? Birim uzunluktaki şu ufak birim vektörü bulurum B yönündeki. O zaman ben bunu kendi uzunluğuna bölersem, şöyle bir şey yaparsam yani, bu bana şurada siyahla çizdiğim baz vektörünü verir. B yönündeki birim vektör.
Ki o da nedir? B vektörü bölü B'nin uzunluğu. Tamam. Artık tek yapmam gereken şey bu birim vektörle şu uzunluğu çarpmak. Yani bizim istediğimiz şey artık şuradaki birim vektörle biz şu uzunluğu ki o uzunluğu da nasıl bulduk? A'nın uzunluğunu kosinüs teta çarptığımızda şu uzunluğu bulmuştuk. Şimdi istediğimiz şey izdüşüm vektörü neye eşit olur? B vektörü bölü onun uzunluğu, B'nin uzunluğu. Bakın çarpı A'nın uzunluğu çarpı aradaki açının kosinüs. Kosinüs teta. Bu şekilde hiç ezbere gerek kalmadan gayet basit bir şekilde izdüşüm vektörünü yani A'nın B üzerindeki izdüşüm vektörünü bulmuş olduk. Bunu birazcık daha geliştirelim şu formülü. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Diyelim ki biz hiç uzunlukları bulmak istemiyorsak, tamamen şey cinsinden yazarsak, vektör cinsinden yazmaya çalışırsak. Ya da öyle demeyeyim de. Yani şu aradaki açıyı yok etmeye çalışalım diyeyim daha doğrusu. Şu aradaki açıyı yok etmek istiyoruz. Çünkü mesela bize iki vektör verilecek ve o iki vektör arasındaki açı her zaman verilmek zorunda değil. Aradaki açıyı yok etmek için ne yapabiliriz? Mesela biz ne biliyoruz? Nokta çarpımından bizim için A vektörüyle B vektörünün nokta çarpımı neydi? A'nın uzunluğu çarpı B'nin uzunluğu. Şurada vektör işaretleri var. Çarpı aradaki açının kosinüs. Tamam. Eğer ben her tarafı B'nin uzunluğuna bölersem şöyle bir şey elde etmiş olurum. Bakın A vektörü nokta çarpımı B vektörü bölü B'nin uzunluğu neye eşit olur? A'nın uzunluğu, A vektörünün uzunluğu çarpı kosinüs teta'ya. Öyleyse şuradaki A'nın uzunluğu çarpı kosinüs teta yerine de şunu yazarsam benim formülüm neye dönüşmüş olur? Eşittir. Şurası eşittir. Bakın. B'nin uzunluğu. Pardon, hep karıştırıyorum bunu. B vektörü bölü B'nin uzunluğu çarpı A, onu da şöyle yapayım. Önce B diyeyim. Çünkü nokta çarpımda biliyorsunuz yerler önemli değil. Yani A nokta çarpım B ile B nokta çarpım A aynı şey. Nokta çarpımı A vektörü bölü ne kaldı geriye? B vektörünün uzunluğu. Bunu da şöyle sadeleştirirsek ne olacak? Bakın B Bunu da şöyle sadeleştirirsek daha sadeleştirecek daha bir şey kalmadı ama B nokta A bölü B'nin uzunluğunun karesi çarpı ne kaldı geriye? Bir tane daha B vektörü kaldı. Bu şekilde bunu yazabiliriz. Bakın gayet basit bir şekilde bunu yaptık. Şimdi bununla ilgili hemen bir tane örnek çözelim. Mesela şurada güzel bir tane örneğimiz var. Örneğimiz diyor ki bize U vektörümüz neymiş? 6i artı 3j artı 2k. V vektörümüz neymiş? V vektörümüz de i eksi 2j eksi 2k. Soru bize diyor ki O'nun V yönündeki izdüşüm vektörünü bulun diyor. Şimdi O'nun V üzerindeki izdüşüm vektörünü nasıl bulur? O zaman rastgele çiziyorum. Bakın tamamen rastgele. Yani formülden yapmak istemiyorum. Yine aynı şekilde üstte çıkarttığım gibi yapmak istiyorum. Şöyle bir U vektörümüz olsun. Şu bizim U vektörümüz. O da yani şu üstteki. Şöyle bir tane de kırmızıyla
Hatta kırmızı olmasın. Mor olsun. Şöyle morla tamamen atmosfer bir vektör. Bir. Ne çiziyorum? Bu da bizim bir V vektörümüz. O V vektörümüz de şu vektör. Arada bir tetalık bir açı var. Artık kırmızıyla çözeyim. Şimdi ne istiyoruz biz? Bizim istediğimiz O'nun V üzerindeki izdüşüm vektörü. Yani bize şu vektörü isteniyor, değil mi? Öyleyse ilk başta bize ne lazım? Bir kere bir uzunluk bulmamız lazım. Bu uzunluğu bulduktan sonra bu uzunluğa vektör niceliğini kazandıran yönünü bulacağız. Onu da nereden bulacağız? V'den bulacağız. İlk önce şu uzunluğu bulalım. Bu uzunluk nedir? Bu U vektörü ise şu siyahla çizdiğim. O'nun uzunluğu çarpı kosinüs teta. O'nun uzunluğu. Bakın U vektörünün uzunluğu. U vektörünün uzunluğu çarpı kosinüs teta. Tam U vektörünün uzunluğunu buluruz. Kosinüs teta'yı bulmamız biraz sıkıntı. Kosinüs teta ile hiç uğraşmak istemiyoruz. O yüzden o zaman yukarıdaki şekilde yaptığım gibi direkt aradaki açıdan kurtulmaya çalışalım. O'nun uzunluğu çarpı kosinüs teta. Çarpı ne? Çarpı. Artık gerisi kolay. Bakın şu yöndeki birim vektör, değil mi? Şu yöndeki birim vektör. Yani V yönündeki birim vektörü bulmamız lazım. Bu birim vektörü de nasıl buluruz? V vektörü bölü onun uzunluğu. Bölü V vektörünün uzunluğu. Yani çarpı bize V vektörü bölü V vektörünün uzunluğu. Şuradaki kosinüs tetayı yok etmeye çalışalım. Şuradaki kosinüs tetayı bulmak biraz bizim için sıkıntı. Orada bu izdüşüm vektörü yani projection O'nun V üzerindeki izdüşüm vektörünü bulmaya çalışıyoruz. Buradan şu kosinüs tetayı nasıl yok edebiliriz? Biz biliyoruz ki O nokta çarpımı V neye eşit? O'nun uzunluğu çarpı V'nin uzunluğu çarpı aradaki açının kosinüs. O zaman U kosinüs, bakın bu U kosinüs V nedir? Şu V'yi karşıya atarsam şuradaki V'yi silerim. V'nin uzunluğunu şuraya bölü şeklinde V'nin uzunluğu derim. V'nin uzunluğu. Öyleyse bizim eşitliğimiz neye dönmüş olur? U nokta çarpımı V çarpı V vektörü bölü pardon şurası O'nun uzunluğu pardon karıştırdım. U kosinüs V yerine biz direkt bunu yazdık. Çarpı V. Tamam. Her şey doğru. Şu kısım yerine direkt şunu yazdık. Tamam. Böyle. Bölü ney? Bölü V'nin uzunluğu çarpı V'nin uzunluğu, değil mi? Şurada şu kısım yerine neyi taşıdım? Şununla şunu yer değiştirdim sadece. Şununla şunu sadece yer değiştirdim. O zaman bize neyi verecek? Yazın biraz kötü, kusura bakmayın. Bize şunu verecek. Tamam, bakın burada ilginç bir şey olacak şimdi. Şimdi biz U ile V'yi nokta çarpımı yaptığımızda bir skalar elde edeceğiz. Ondan sonra bakın bu skaleri yine bir vektörle çarpacağız. Yani bakın burada 3 tane vektör var. 3 tane vektörü nokta çarpımı yapıyoruz. İlk nokta çarpımımız İlk iki vektörde nokta çarpımı yaptığımızda bu bize bir skaler verecek. Ondan sonra biz skalerle yine vektörü çarpacağız. Skalerle vektörün çarpımı bize vektörü verecek. Aynı zamanda altta da yine skaler bir sayıya böleceğiz. O yüzden bizim sonucumuz ne olacak? Vektör olacak.
Tamam. Artık gerisi işlem. Şimdi U nokta çarpım V nedir? Bütün bileşenlerini tek tek çarpacağız. Yani U vektörü nokta çarpı V vektörü bizim için nedir? 6 ile 1. 6 çarpı 1. Eksi olacak. Eksi çünkü eksi 2 çarpı 3. Eksi 6 var. Bir de eksi 4'ümüz var. Buradan bize ne gelir? Eksi 4 gelir. Öyleyse bizim şu kısım ne eşit olur? Eksi 4 çarpı V vektörü. V vektörü dediğimiz şey de i eksi 2j eksi 2k bölü V'nin uzunluğunun karesi. Bakın V'nin uzunluğunu nasıl buluyoruz? Bakın V'nin uzunluğu nedir? Bütün bileşenlerinin karesini alacağız. Ondan sonra karekök içinde alacağız, değil mi bunu? Yani V'nin uzunluğu dediğimiz şey bizim için şu V'nin uzunluğu nedir? 1'in karesi karekök içinde 1'in karesi artı 2'nin eksi 2'nin karesi, yani 2'nin karesiyle aynı şey artı yine eksi 2'nin karesi, yani 2'nin karesi diye düşünürsek 2'nin karesi buradan bize ne gelir? Karekök içinde 4, 4, 8, 9. Yani kök içinde 9, o da eşittir 3 gelir. Sonra iki tane kendisiyle çarpıyoruz. Karesini alıyoruz. Bakın burada karesini alıyoruz. O zaman bölü ne olur? 9 olur. Bizim bulduğumuz o zaman en son vektör izdüşüm vektörümüz projection O'nun V üzerindeki vektörü eksi 4 bölü 9 hangi vektör? I eksi 2j eksi 2k vektörüdür diyoruz. İsterseniz bunu tek tek içeriye dağıtabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.